Efendim, Bodrum Yalıkavak Marina'dan Marina sohbetlerimiz devam ediyor. Bugün benim son sohbetim Bodrum'dan. Bugünden itibaren İstanbul'a döneceğim. Son konuğumla beraberim. Muhteşem bir final olacak ama bugün. Gerçekten öyle. Çünkü yanımda Türk halkının gönlüne gerçekten taht kurmuş diyebileceğim. Çok sevilen, çok sayılan, çok güzel ve üstüne giydiği her elbiseyi, her rolü, her saç rengini, her kiloyu olabildiğince yakıştıran muhteşem bir kadın ve mükemmel bir sanatçı var. Çok değerli bir sanatçı. Yeşim Ceren Bozoğlu bizimle. Hoş geldin Yeşimciğim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim Şafak. Ne kadar güzel şeyler söylüyorsun. O senin kalbinin güzelliğinden. Canım, gerçekten Teşekkür bütün ederim. samimiyetimle, bütün Biliyorum. içtenliğimle Biliyorum. söylüyorum. Efendim bugün Bodrum biraz rüzgarlı. Yeşim de saçlarını topladı. Son dakika böyle. Yayından önce böyle. Birden fırtınalar çıktı Kusura yani. bakmayın artık böyle dağılacağız, uçacağız ama. Arkadan bir yandan da bir böyle bir hey heyler. Hayırlara, Eyvah. boncuklara düşer. Pazar, Uçmadan bu bunların yayını hepsi. Vallahi bitirirsek pazar. evet yani şey yapacağız. Şükredeceğiz ne Çok diyelim. şükür. Evet. Şimdi Yeşimcim tabii ki herkes seni çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor ama ben birazcık daha Şafak Yavuz'un bir zorundan seni tanımak istiyorum. Sanayici bir babanın, varlıklı bir ailenin, kültürlü bir ailenin kızısın. Bunu biliyoruz. Böyle başlıyorsun hayata. Sonra birdenbire radikal bir kararla gidiyorsun. Kağıthaneye taşınıyorsun. Ve hani baban sana bıyık altından gülerken öyle böyle değil. 6 yıl yaşıyorsun. Bu nasıl bir şeydi? Şafak babam arkada kahve içiyor şu anda. Bu Evet. soruyla başlamak zorunda mıydım? Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, aile açısından çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Cumhuriyet dönemi insanları, işte faydalı olmayanın sofrada pek sözünün geçmediği bir aile. Kültürün, sanatın önemli olduğu, siyasetçinin bol olduğu, işte bakanların, milletvekillerinin olduğu bir Dolu bir aile. aile, evet. Ama bizim ailede biraz kıymet görmek için de kendi değerini üretmek zorundasındır. İki tarafta da, yetkin sülalesinde de, Bozoğlu sülalesinde de. O yüzden de biraz aslında babamın o bıyık altından gülmesine rağmen hani hayattaki kendi ederini, değerini kendi bulma yolculuğuna çıkmak benim için kaçınılmazdı. Ve o yüzden de bir yandan hem mesleki anlamda bir yandan da hem yetişkinlik yolculuğunda doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Çünkü babamın oluşturduğu standardı ben sıfırdan başlayıp tekrar yapabilirsem o zaman o benim gerçekten hak ettiğim bir şey olacaktı. Onu da nasip etti Allah çok şükür. Yani ama kağıthaneye gidip taşınmak, orada çok zor şartlar altında yaşamak, kendi kazandığınla yaşadığın Tabii. sonuçta Tabii canım, üç zor bir vesayette hayat bu. TRT Kendini ispat dublajına üç mıydı? vesayette Hayır, gidip geliyordum. yani onlar bu bir ispat mıydı, isyan mıydı, neydi? İspat daha doğru herhalde. İsyan değil de ben şeye çok inanmıyorum Şafak. Hani bir başarının hayattaki bir değerin sana birisi tarafından verilmesi seni bir yere koymuyor. Onun sana gerçekten nüfuz etmesi ve temas etmesi için senin emek ve çaba sarf ediyor olman gerekiyor. Bunu yapmadığın takdirde dışarıdan verilen her şey sen onu ne kadar tüketirsen tüket sana tat ve lezzet vermiyor. O yüzden bu ister başarı, ister lüks, ister şan şöhret, istersen sevgi olsun. Hak edilmemiş hiçbir şey gerçek değil. Ve sonunda konu ne olursa olsun bence hakikat kazanır. O yüzden Hakikat kazanıyor. Bu biraz da işte o hak hakikate etmek lazım o hakikati. ulaşmanın belki de zordan geçtiği, Evet. kendini ispat etmekten en başta kendini ispat ettin Kesinlikle. Yani kolay zannedersem değil yoldan mi? kazanılan hiçbir şeyin ben gerçek olduğuna inanmıyorum. Yani ani fırsat, ani başarı birden parladı, birden bir şey oldu. Yani ben şu yaşki tecrübemle görüyorum ki hani atıyorum 20 sene
almayan bir şey birdenbire 20 yıllık bir başarının karşısına çıkıyorsa onun maksimum 2 senesi var. 2 sene içinde o eğri aşağıya inecek, onu biliyoruz artık zaten. Evet, yani o çok net bir şey. Ben yine biraz babadan, baba burada ama küçük yaşlardayken şey yapıyormuş, hayat dersleri veriyormuş. Mesela sizin bir bakıcınız varmış, onlara bırakırmış, o hayatı tanıyın diye. Fabrikaya götürürmüş, 8 yaşında fabrikada, fabrikamızın tuvaletlerini temizledim demişsin. Bunlar seni şekillenmende, yani bugüne gelirken aldığın şekilde etkili miydi? Çok. Etkili oldu mu? Çok, çünkü yani ben bu bahsettiğin süreçler olduğu zamanlarda kolejde okuyordum. Bir yandan yani işte kolej ortamı doğal olarak bizim ülkemizin belirli bir sınıfının en iyilerinin olduğu bir ortam. Ama bir yandan da işte yaz tatillerinde anne babayla beraber fabrikaya gidip abilerle birlikte işte tuvalet de temizliyorduk. Fuara gittiğimizde broşür de dağıtıyorduk. Arba makiği günler diye 12 yaşından sonra şirket telefonlarını açmayı da, sekreterya yapmayı da öğrendik. Şöyle söyleyebilirim, aile olarak kazanılan varlığın aslında nasıl bir emekle oluştuğunu başından sonuna hep biliyorduk. Ve o noktada bir yandan da sen belirli bir düzeyde yaşarken senin alt kıyasında görebileceğin insanların, yani işte babamın Solmaz ablaların evine bırakıp bizim bir hafta yaz tatilinde tarhana çorbası ve gecekonduda yaşayıp deneyimlediğimiz hayatta kendinle ilgili bir edep getiriyor insana. Ne kadar şanslı ve ne kadar şükredecek şeye sahip olduğunu idrak etmeni sağlıyor. Dolayısıyla ben kendi hayatımda ne ailemle ilgili ne mesleğimle ilgili bana sunulan Allah tarafından, insanlar tarafından hiçbir hediyenin kıymetini bilmemezlik etmediğimi düşünüyorum. O anlamda edepli bir insan olduğumu düşünüyorum. Zaten, İnşallah öyleyim. Zaten görünen kör kılavuzu istemez. İnşallah. Bunlar pişiriyor değil mi insana? Muhakkak. Böyle yoğuruyor adeta. İşte anne babanın, aile eğitiminin önemi. Çok önemli. Yetişkinlikte tamamen ortaya çıkıyor. Çok önemli. Fakat babanın böyle bir şeyi olmuş. Demiş ki, dur bakayım, çok enteresan, çok hoşuma gitti. Sen oyuncu olmak istediğinde ben kızımı kötü kadın mektebine göndermem demiş. Dedi valla. Şimdi... Valla dedi, demedin mi Atilla Bozoğlu? Makam ortak kovboy şapkasıyla. Şimdi hiç öyle şeyler yokmuş gibi. Aç yani. Facebook sayfasını bak. Benim kişisel gazetem. Bütün röportajlar, videolar bilmem ne. Ne oldu? Hüngür hüngür ağlatıyordun beni baba. Ne oldu? O zaman öyle bir algı mı vardı? Oyuncu, hani kötü kadın olmak. Yani hala öyle bir algı var. Dürüst konuşacaksak, açık ve net konuşacaksak. İstanbul, Ankara, İzmir'e çiz. Anadolu'ya gittiğin anda mesleğinle aktris dediğinde, mesleğinle oyuncuyum dediğinde ha bu bir hafif kadın mı acaba gibi bir algı gayri ihtiyari var. Çünkü sanat bize sonradan gelen bir şey. Bizim coğrafyamızda kadının sanatçılığı, kadının sahnede olması, ışık altında görünür olması çok da kabul gören bir şey değil. Dolayısıyla o algı hep var. O yüzden de o algıyla mücadele edebilmek adına seçimleri ve duruşu çok doğru belirlemek lazım. Ama babam da o algının çok farkında olduğu için, bir de bizim ailede işte bu siyaset, politika, sanayi vesaire, hani yani Atilla Bozoğlu'nun kızı oyuncu mu oldu falan, bir de bundan 20-25 sene önce çok kolay işler değildi. Ama ben babama o zaman da bir tek şunu söylemiştim, yani ben öyle bir şey yapacağım ki sen bu yolculuğun sonunda benimle gurur duyacaksın. Çok şükür onu da şu anda ya. Hani zorlu çabaların sonuçlarını, ama baba da bilmiştir onu. Ya ben bu kadar ektim. Evet. İllaki biçeceğim. Nereye koyarsam koyayım o ektiklerimi biçeceğim. İşte o aldığın terbiye, babanın, annenin. Tabii. Onlar nerede olursa, hangi meslekte olursan o edep başka bir şey. Tabii bir de ben yani şöyle bir şey de var. Şimdi Emin Bozoğlu, dedemin babası benim
Bu devrim arabalarını yapan mühendis. Öyle işte, mi? Tabii tabii. Aa, bilmiyordum. Film Devrim Arabaları evet, diye çekildi evet, ya, dedemin çekildi. Hikayesi o Öyle benim. mi? Aa. Bir yandan Celal Yetkin, öbür dedem işte NATO'da üst düzey askeri görevli, anne baba sürekli işte Fransalar, İtalyalar, çocuklukları asker çocuğu olarak yurt dışında geçmiş. Sonradan Türkiye'ye geri dönmüşler. Ama korkunç idealist aile, yani ziraat mühendisleri var, köy öğretmenleri var. Dedem 25 sene boyunca bila ücret eğitmenlik yapmış. Şimdi böyle bir ortamdan çıkıp zaten senin faydalı olmakla ilgili bir meselenin olmaması mümkün değil. Ve hep o bir aileden gelen genetik kodu olarak şey var. Ben mesela 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Evet. Bu bir devlet üniversitesidir, 9 Eylül Üniversitesi. Ve ben okula ilk girdiğim günden itibaren ben burada işçi, emekçi, işte yetimin hakkı, bu insanların vergileriyle ödenen dünyanın en pahalı eğitimi olan, dünyanın en pahalı üçüncü, özür dilerim yanlış olmasın, eğitimi olan tiyatro ana sanat dalını okuyorum sorumluluğuyla bakıyorum. Dolayısıyla kendi mesleğimle ilgili kurduğum ilişkide, mesleğimde, duruşumda, arkamdan gelene örnek olmak konusundaki hissettiğim sorumluluk da başka bir yerden. Ben hiçbir zaman oyunculuğa da, yönetmenliğe de, oyunculuk eğitmenliğine de, sahnenin önünde olayım efendim, ışıklar falan, hiç öyle bakamadım. Başka bir sorumlulukla baktım. Çünkü işte demin dedin ya, aşağıda kuliste de konuştuğumuz rol model olmak. Yani o yüzden We Love Woman TV kanala hastasıyız. Çok, çok seviyoruz, çok mutluyuz böyle bir kanal olduğu için. Ciddi iki çift laf konuşabildiğimiz programlar olduğu için. Çok teşekkürler. Çünkü bu ülkede en çok kadının rol modele ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çocuğu yetiştiren anne olduğu için toplumu şekillendiren, aslına bakarsanız kadın olduğu için birbirimize destek olmanın ve birbirimize örnek olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de kendi adıma aileden de mütevellit hep bunun peşinde oldum. İşte bu programda tabii ki Kanal Woman TV kadınlara rehberlik edilmesi, kadın aydınlanırsa toplum aydınlanır ilkesiyle çok yola çıkmış. Böyle çok. Yayıncılık, bu anlayışta yayıncılık yapan bir kuruluş Woman TV. Şafak Yavuz'un müziği de Türk halkının gönlüne taht kurmuş, yüz binlerce takipçisi olan, hani fan diyoruz, hayran kitlesi olan, ünlü, hani içi doldurularak ama ünlü derken, dostlarımızı davet ederek onların hani kıssadan ise yaşadıklarından örneklerle bir satır arası bir şeyler veriyoruz. Belki bir yere dokunur, belki bir yaraya ilaç olur filan diye. Yani bence bu burada yapılan şey çok kıymetli. Çünkü ben şuna çok inanıyorum Şafak. Hayatın içinde küçücük bir virgülün kimin hayatında hangi cümlenin neyi değiştirip, çok teşekkür ederim efendim, neyi değiştirip dönüştüreceğini bilemeyiz. Benim kendi hayatımda da bunun çok örnekleri var. Bazen bir kitaptan, bazen bir seminerden, bazen hayatta karşılaştığın bir şeyden hakikaten bütün senaryo değişebiliyor. O yüzden ben bu anlamda verilen her çabayı, her emeği hem canı gönülden destekliyorum hem de çok kıymetli buluyorum. Teşekkür ederiz. Biz de işte sizin varlığınızla daha büyük kitlelere ulaşarak İnşallah. Bu mesajlar gönderip bir yerden İnşallah. Bir deniz yıldızı bile kurtarsak Tabii kârdır ki. Diye Tabii ki. Bakıyoruz. 19 yıl oldu, dile kolay, ciddi bir süreç bu 19 yıl ve siz, sen diyorsun ki ben dublajda arkadaki kalabalık seslerden, setlerdeki figürandan başrole geldim. Hı hı. Emek emek, adım adım. Bu hiç kolay bir şey değil. Hazmetmek mi gerekiyor bir şeyleri? Kaldırabilmek için bunları yaşamak, adım adım gitmek mi? Hani hop diye düşmek. Bir de bir şey daha var senin söylediğin yine. Diyorsun ki ben oyunculuğumu satıyorum. Hani kendimi kamera karşısında kendimi göstermek yerine performansımı göstermeyi seçiyorum. Evet, performans oyuncusu olduğumu yani düşünüyorum. Yani güzellik
Nereye kadar? Hiç. Nereye kadar? Çok güzeller var. Ne güzeller gördük o 20 senede, nerelere çıkıp nerelere indiler. O yüzden hani benim mesleğim oyunculuk, benim mesleğim aktörlük. Aktörlük de bir marifet, bir beceridir. Evet. Aslında bir performans işidir. Güzel kadın çok ama samimi fikrimi söylemeliyim. Çok da fazla aktör yok. Çok iyi aktör de çok yok. O yüzden benim bu 20 senelik süreçte yolculuktaki mücadelem hep o kendi gözümle usta diye gördüğüm hocalar gibi, ustalar gibi, abiler, ablalar gibi olmaktı. Bunun en temel bedeli bir kere her türlü dayağı yemeyi göze almak. Ne demek istiyorum? İşte hakkının yenmesini, bir sürü yerde bir sürü acıyı, ihaneti, bir sürü yoksunluğu, maddi manevi göze almak gerekiyor. Burada da şu çok önemli, buna değecek bir amacın varsa ancak bunu göze alabilirsin. Yoksa bu sektörde işte anında parlayıp 2 sene meşhur olup sonra unutulan, ben hep onu söylüyorum, 2000'li yılların açsınlar Google'da televizyon dizilerine baksınlar, başrol oyuncularına baksınlar, oradaki kız çocukları, oradaki erkek çocukları, jönler, jönfiler, güzel kızlar, güzel oğlanlar neredeler bugün? %99'u yoklar. Ama o gün de aktörlük satan, o gün de performans satan oyuncular bugün işte bir Mehmet Aslan Tuğ çok güzel bir örnektir. Mesela bir Demet Akbağ çok güzel bir örnektir. Yılmaz abi, Yılmaz Erdoğan çok güzel bir örnektir. Bu anlamda aktörlük satan insanlar hala sarlar ve devam ediyorlar. Ve aynı zamanda da bu insanlar ünlü değiller. Bu insanlar gönüllerde star olmayı başarmışlar. Benim de her zaman kendi adıma naçizane hedefim bu oldu. Bir yandan da işte demin konuştuğumuz gibi benim gözümün önündeki bu örnekleri devam ettirebilirsem, ben o bayrak yarışında arkamdan gelenlere örnek olmak anlamında kendi adıma çok öncelikle mutlu olmuş olacağım. Sonrasında da kendimi başarılı göreceğim inşallah. Başarılısın zaten. Çok teşekkür ederim. Yani onu biliyoruz. Bir de diyorsun ki şimdi gerçek sanatçılık diye bir şey var yani. Hı hı. Sanatçı olmak bile gerçek, hani kalıcı. Gerçek sanatçılar kabuğuna çekildikçe yarım akıllılar meydanda. Yarım akıllılar dolaşıyor. Yarım akıllılar çok iyi. Şimdi bu yarım akıllılar derken bir de tabii ki senin şeyin var. Eğitmenlik tarafım çok değerli. Gerçekten yaptığın işi gelecek nesillere devrediyorum dedin ya. Onun için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Ve orada diyorsun ki evet, şöhret ateşten gömlek ama biz ateşi seviyoruz. Evet. Çünkü sevmek zorundayız çünkü. Çünkü biraz önce dedin ya, hani bunu kabul ederek bu yola çıkıyoruz. Tabii tabii. Hayır, bir de tam tersi. Yani şöyle bir şey var Şafak, çok benim bu noktada aklımı açan, hayatımda çok sertti benim için. Yaşadığım bir tecrübe var. 9 Eylül işte Güzel Sanatlar Fakültesi'nde benim mezun olduğum yıllarda ünlü olmak falan çok ayıptı yani. Yani tiyatrocu ciddi sanatçıdır kardeşim yani. İşte devlet tiyatrosunda oynarsın, şehir tiyatrosunda oynarsın. Özel tiyatro yapıyorsan da onun bir işte janrı vardır gibi bir yerden öğretildi bize. Ve ya ben hiç unutmuyorum, ilk özel tiyatroda Dario Fo oyunları oynuyoruz. Kadın oyunları, tek kişilik oyunlar. Radikal'den röportaja geldiler, Cumhuriyet'ten röportaja geldiler. Biz dedik ki biz konuşmayız. Hoca konuşur, yönetmen konuşur. Biz zaten söyleyeceğimiz sahneye çıktık, oynadık yani, bizim işimiz bu kadar. Ayıptı çünkü. Sonrasında bir gün çok değerli bir dostum, bir basın danışmanı arkadaşım bana dedi ki Türkiye'de dedi sence kim sanatçı Yeşim dedi. Nasıl yani dedim. Kim sanatçı dedi yani, Ankara, İstanbul, İzmir hariç. Bir takım isimler söyledi. İşte, evet, televizyonda dizileri olan ama hiçbir kültürel altyapısı olmayan, sadece işte günün şöhreti, magazin pompalamasıyla iş yapan insanlar, hani o bahsettiğimiz oyunculuk veya aktörlük adına hiçbir performansın olmadığı, sadece o günün
havasıyla orada olan insanlar. Senin gibi insanlar, senin gibi sanatçılar halkın karşısında daha fazla olmadığı için, basında daha fazla yer almadığı için, kendi kabuğuna köşesine çekildiği için insanlar bu insanları sanatçı olarak görüyor dedi. Ve bana sorarsan da bu sizin suçunuz dedi. Çok etkilendim ben o konuşmadan. Doğru ama. Evet, çok doğru. Ve ondan sonrasında da şunu fark ettim ki, yani 19. yüzyılda Charles Dickens popülerdi. Bu çok önemli bir bilgi. Shakespeare döneminin en popüler oyun yazarıydı. Dolayısıyla popülerlikte bir sıkıntı yok. Ortaya koyduğun ürünle ilgili bir sıkıntı var. Sen hem iyi olup hem popüler olabilirsin. Bunda hiçbir beis yok. Bu ayıp değil, günah değil. Bilakis de böyle olmalı zaten. Yani ben iyi olanı popülerleştirmek gibi bir çaba içinde değilsem, yani ben dünyanın en iyi oyuncusuyum. Evet, evimde oynuyorum. Şahane. Çok şahane bir film çektim. Evet, kaç kişi seyretti? 2000 kişi. O zaman bu kadar insan oradan mahrum kaldı ama. Çok doğru. Yani o yüzden de bizim o noktada gerçek sanatçıların zaten yaptığı da tam da bu değil midir? Seviyeyi yükseltirler bir yandan ama o seviyeyi, yani o ilacı öyle bir şekerle kaplar ki onun altında olan, yani 10 baram altında olan da oraya çıkmaya başlar o şekerle beraber. Bizim kendimizi doğru ifade etmeyi, yaptığımız iyi ürünleri doğru bir biçimde halkla buluşturmayı becermemiz lazım. Beceremiyorsak bu bizim hatamız. Ben onu söylüyorum. Seyirci her zaman lazım. Görünür olmak zorundasın. Kendini doğru ifade etmek zorundasın. Burnu havada olmamak zorundasın. Çünkü artık herkesin çok alternatifi var. Çok. Ve ne anlattığın konusunda samimi ve hakiki olmak zorundasın. Yoksa yarım akıllılar çıkar orada. Ay tabii canım, yani o eğlencelik çok şey var. Bir de tabii böyle bir derdinin olması lazım. Yoksa sen, yani işte oyuncu olayım, tırnak içinde atıyorum, zengin koca bulayım, efendim işte altıma Mercedes araba çekeyim veya derdin her neyse, böyle egosantrik bir yerden maddi veya manevi tatmin peşindeysen, işte balon gibi, uçan balon gibi bir dönem parlıyorsun, sonra uçup gidiyorsun. Sonra uçup gidiyorsun. Evet. Biz de uçup gideceğiz bu rüzgarda. Birazdan. Efendim bize kısa bir ara verin. Çok rica ediyorum. Bir toparlayalım şu saçı başı şöyle. Ondan sonra yine geleceğiz. Merak etmeyin, birlikte olacağız. Kısacık bir ara için izin istiyoruz.